Herkese merhabalar. In the kitchen, yani artık mutfak ünitesine giriyoruz. Önlüğünü giydiysen artık mutfağa girmeye hazır mısın Tonguç'um? I am ready teacher. Vay, I'm ready. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. İngilizce cevap vermem beni gerçekten mutlu ediyor. LGS 2022'de In the kitchen ünitesinden de soru geldi. Zaten İngilizce'de 10 ünitemiz var. Her üniteden de mutlaka bir soru geliyor. Ve biz de geçen sene bu üniteden soru bekliyorduk ve geldi. Şimdi bu konuya geçmeden önce şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Atak kampımız geliyor. Yani ara tatil kampımız geliyor. Ara tatil kampında sizlerle birlikte harika bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve bu kampta sizlerle netlerimizi atağa geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün öğreneceğimiz konuya şöyle bakalım. Kitchen tools, yani mutfak aletlerine bakacağız. Cooking process, yani pişirme süreçlerine bakacağız. First, second, işte final gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Ve different tastes, yani farklı tatları göreceğiz. Ekşi, tatlı, acı gibi tatları göreceğiz. Bunları birazdan göstereceğim için şimdi bir şey söylemiyorum Tonguç'um. Biliyorsun seninle başarı yolculuğumuzda YouTube'da zaten mükemmel videolarla ilerliyoruz. Ve aynı zamanda kitaplarımızdan sana sıfırdan kitabımızdan, Dinamo'dan, Taktikli'den, Onda On Zarı Bankası'ndan süper sorular veriyoruz. Ve bu soruların içerisinde hatta şöyle göstereyim. Bak hemen In the Kitchen konusunu açalım. Bak In the Kitchen konusunda buradaki soruları çözerken ekstra dijital soruları da çözmeyi unutmuyoruz. Bunlar aynı zamanda bizim için hazırlanmış özel yeni nesil sorular. Yine burada da In the Kitchen 2 ünitesi, daha doğrusu In the Kitchen'ın ikinci testini görüyoruz. Üçüncü testi var. Bunları güzel güzel çözeceğiz. Taktikli'de de aynı şekilde hem buradaki stickerları odana ya da kitaplarına yapıştırarak kelimeleri ezberlemede kullanabilirsin. Hem de In the Kitchen ünitesinde yine burada da test 17, test 16, test 15 bunları güzel güzel çözebilirsin ve ekstra dijital soruları da unutmuyorsun. Tabii Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de dersin başına ödevimizi verelim. Çünkü ödev önemlisi. Ödevsiz bir öğrenci balkonsuz bir eve benziyor. Burada hemen bakalım. Şurada hem. Burada yine önce kelimelerimize çalışıyoruz. Sonrasında sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 65'e kadar gelebilirsin. Sonraki sayfaları diğer videomuzdan sonra çözebilirsin Tonguç Helal'de benim. Aynı zamanda tonguçakademi.com'da da seni efsanevi videolar, canlı yayınlar bekliyor. Şimdi bu kadar reklam yaptığımız yeter. Artık bir an önce videomuza başlayalım. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harikasın. O zaman hadi bakalım videomuz başlasın. Dersimizi güzel güzel öğrenelim. Burada flour, sugar, yeast, işte pepper, garlic farklı farklı kelimeler var. Bunları sen okuyacaksın, ben Türkçesini söyleyeceğim. Ancak şöyle bir şey var Tonguç'um. Burada aynı zamanda kapkacak dediğimiz kaşıklar, çatallar, fırınlar birçok kelime göreceğiz. Aman Allah'ım. Evet, kelime dünyasına kaybolabilirsin. World of Wonders, yani harikalar diyarındasın. Burada şuna dikkat etmen lazım. Bu kelimeleri ezberlemek için yapman gereken şey tabii ki akıl kartları uygulamasından mutlaka bakacaksın ama kendin de kelime kartları oluşturmalısın. Bunlarla farklı yerlerde karşılaşmalısın ki hiçbir şekilde aklından çıkmasın. Şimdi Tonguç'um hemen başlayalım istersen. İlk başta floor'la başlıyoruz. Nedir bu? Floor undur hocam. Aferin, gerçek bir İngiliz aşçısı olmaya hazırsın. İngiliz aksanını da söyleyeyim mi hocam? Söyle bakayım. Un. Hayır oğlum, bunu değil, bunu İngiliz aksanı. Aa pardon hocam. Allah'ım yarabbim ya. Söyle floor söylesene. Ha floor. Hala ha pardon diyor, hala söylemiyor. Ay pardon hocam. Ay pardon deyip durma ya. Neyse şimdi. Sugar nedir? Bil bakalım hadi hadi. Sugar şekerdir hocam. Aferin, çok güzel. Shaker. Shaker, thank you. Yeast. Yeast mayadır hocam. Maya. Gerçekten maya günlük hayatımızda. Mayo. Maya değil oğlum. Şey maya değil. Maya. Günlük hayatımızda çok kullandığımız kelimeler bunlar. Dikkat olmamız lazım. Breadcrumb'a baktığımızda ise hani derler ya bak, günah yazar mutlaka israf etme derler. Ekmek kırıntısı, yani breadcrumb diyoruz. Ekmek kırıntısını da buraya yazıyoruz. Bazen güvercinlere verdiğimiz. Ekmek kırıntısı. Ne diyorsun oğlum? Bu tarafı öyle okuyacaksın. Pardon hocam. Allah'ım yarabbim. Şimdi ben de kafam karıştı. Pepper'a baktığımızda pepper nedir Tonguç'um? Pepper biberdir hocam. Karabiber, pul biber, ne bileyim işte. Evet biber, bildiğimiz biber ama pul biber daha çok tabii ki. Garlic ise gerçekten dünyadaki en büyük antibiyotiklerden biri seçildi geçen sene bir yarışmada. Hocam sarımsak mı sarımsak mı? Sarımsak diye okunur, sarımsak diye yazılır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç'um. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Şimdi Tonguç'um burada şu çok önemli. Sana bir şey söylemek istiyorum. İngilizce'de İşte sarımsak, biber, ekmek kırıntısı, maya, şeker, un. Bunlar hep böyle karşımıza çıkan kelimeler değil esasında. Canın sıkılabiliyor. Diyorsun ki ya kardeşim ben bunu ne yapayım, sarımsak, maya. Ama gireceğimiz sınavda ve Milletin Bakanlığı'nın müfredatında bu kelimeler karşımıza çıkacağı için, sen mesela yeast kelimesi karşına çıkabileceği için yeast'in İngilizcesini ön tarafına, arkasına da maya diye Türkçesini yazmalısın ki aklından hiç çıkmasın Tonguç'um. Burası önemli. Şimdi ha burada sarımsak dedik. Bu yanlış tabii ki burada. Ona dikkat edelim. Sarımsak olması lazım. Burada ben şuradaki kağıda bakarken yanlış yapmışım. Sarımsak şeklinde yazıldığını bilmemiz lazım. Şimdi garlic o zaman neymiş? Sarımsak. Evet. Sarımsak yanlış yazılışı ve okunuş oluyor. Onion'a baktığımızda onion nedir biliyor musun Tonguç'um? Soğan.
Soğan diye bir şey oğlum, apartıyorsun. Apartıyorsun diyorum ben de. Soğan ya, beni de dilimi mahvettin. Nasıl bir insan? Hocam nasıl? Ama her türlü İngilizce aksan yapmaya çalışıyoruz. Farklısın. Evet, şimdi mince baktığımızda ise mince bildiğin çiğ köfte yaparken kullandığımız ya da köfte yaparken kullandığımız kıyma. Hocam mince meat ne demek? Mince meat de köfte, yani kıyma etiyle yapılan köfteye biz lezizül aziz cumburlop midemize indirdiğimiz köftecikler diyoruz. Hatta çok fazla köfte yene de ne deniyor? Meatball diyoruz. Hayır, köfte hor deniyor. Köfte yene köfte. Şimdi kamine baktığımızda kamin nedir Tonguç'um? Tabii ki de kimyon. Bu da tabii köfte yaparken çok kullanılan bir... Kimyona bayılırım. Bak, biber kullanıyorsun, kimyon kullanıyorsun, hafif ekmek kırıntısı atıyorsun ki köfte oluşsun, lezizül aziz bir şekilde yiyebilesin. Şimdi tamam, güzel, kimyonu koydun, köfte kırıntılarını koy, ekmek kırıntılarını koydun ama sana kapkacak lazım. Şimdi spoon'a baktığımızda spoon kaşık olduğunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Grater yine great rendelemek, grater rende oluyor. Hani drive sürmek driver şofördü ya, teach öğretmek teacher öğretmendi ya. Great rendelemek grater da rende oluyor Tonguç'um. Strain süzmek, strainer yine süzgeç oluyor Tonguç'um. Baking tray ise baking fırınlamak, baking tray de fırın tepsisi oluyor Tonguç'um. Bunlar çok önemli kelimeler, bunları aklından çıkarmamalısın. Sos pene baktığımızda yine tencere olduğunu görüyoruz. Plate de bildiğimiz tabak diyebiliriz. Gelelim diğer önemli kelimelere Tonguç evladım benim. Şimdi bunlar da daha çok kesmek, doğramak, işte dilimlemek, kırmak, çırpmakla alakalı kelimeler. Birincisi chop'a baktığımızda bunun doğramak kelimesi olduğunu aklından çıkarmamalısın Tonguç evladım benim. Peel ise hani peeling yapıyor böyle kadınlar. Burada da şeftaliyi ya da hıyarı soymak gibi diyebiliriz peel. Dice'a baktığımızda küp şeklinde doğramak. Hani böyle küp küp domatesleri doğrarlar ya bazen yemekte kullanmak için. İşte bu da küp doğramak anlamına geliyor. Slice net bir şekilde dilimlemek anlamına geliyor. Slice dilimlemek. Spread'e baktığımızda ise sürmek. Ekmeğin üzerine sürmek gibi. Sprinkle böyle ne yapacak? Böyle hafiften ne yapıyorsun? Silkelemek. Böyle hafiften serpmek gibi. Serpmek. Serpmek, atmak diyebiliriz. Tuz atmak. Serpmek ya oldu yalnız. Şöyle yapayım. Serpmek, atmak. Hani tuz atmak gibi. Crack, hani crack diye ses çıktığı için burada da hemen aklına kırmak gelecek Tonguç'um. Hani crash çarpmak çarpışıyor. Crack de yumurtaları böyle vurup çarpıyor. Bak burada mesela cracking diyebiliriz. Whisk ise Tonguç'um çırpmak veyahut da fırçalamak anlamına gelebiliyor İngilizce'de. Ama biz daha çok in the kitchen ünitesinde çırpmak kelimesini aklımızda kullanacağız Tonguç'um. Şimdi gel bakalım bu önemli kelimelerle alakalı beraber bir alışım yapalım. Gerçekten beynin çalışıyor mu? Yoksa orada sadece bir soğan var, onu beraber anlamaya çalışalım. The meatballs, yani köfteler, the meatballs are very... Dediğine göre hocam tasty demesi gerekiyor. Evet, lezzetlemesi lazım. O zaman tasty'nin yanına ok atıyorum ve tasty kelimesini kullanıyorum. Neden? Yummy, yummy. Yummy, yummy olamaz. Çünkü yummy nedir? Böyle şey oluyor, farklı oluyor. Orada o anlamı kullanamayız. Burada zaten bak. Zaten sour, yummy yok hocam. Yummy yok, aferin. Sour, ekşi var. Sweet, tatlı var. Spicy, baharatlı var. Salty, tuzlu var. Fatty ise tombiş. O olmaz. Yağlı. Yağlı böyle. Tombiş tombiş. Yağlı yağlı yemek. Bu da olmaz. O zaman biz burada köfte için kullanacağımız şey... Köfte hor musunuz hocam siz? Ne diyorsun oğlum? Saçma sapan konuşmuyor. Ya Rabbim ya Resulallah. Test. Hayır, köfteyi seviyor musunuz? Ha hocam? Evet. Az önce ben öğrettim tabii. Yanlış öğrettim sana. Köfteyi çok sevene köfte hor denmez olmuş. Köfte hor biraz daha böyle kötü şeyler için kullanılır. Ama yine de söyleyeyim. Köfteyi seviyorum. Yani senin dediğin anlamda ben de köfteyi seven, köfte beğenisi olan bir insanım. Bilhassa çiğ köfteyi çok seviyorum. Şimdi gerçekten bu videoyu izledikten sonra insanlar karnları acıkmış olacaklar. Şimdi I'm on a diet, bir diyetteyim diyor. Tamam eyvallah, güzel, hepimiz diyetteyiz. Hepimiz pazartesi günleri diyette oluyoruz genelde. And I don't eat, nasıl yemekler? Ekşi yemekler mi? Baharatlı yemekler mi? Tatlı mı? Yoksa yağlı yemekler? Fatty. Harikası Tonguç'um. Fatty meals, yani yağlı yemekler yemeyeceğim demesi lazım. Mexican meals are too spicy. Harika. Gerçekten de Meksika yemekleri ya da Urfa yemekleri ya da Antep yemekleri de diyebiliriz buna. Too spicy. Gerçekten ben mesela Antep'e gitmiştim. Orada kuru fasulye yemiştim. Adam içine bildiğin kobra zehri atmış. Aa, yani öldünüz mü hocam? Ejderha gibi ateş çıktı ağzından. Adamlar beni ejderha zannettiler. Halbuki ben normalde bir insandım. Ama yediğim kobra çok zehri... Çok atıyordu hocam gerçekten. Gerçekten yani içinde fasulye tanecikleri vardı zehrin içinde. Ve onlardan almaya çalıştım. Çok zehirliydi, çok acıydı. Gerçekten tebrik ediyorum. I like nokta nokta food. Pancakes and muffins diyor. Sweet. Evet, tatlı olması lazım. Neden? Çünkü tatlı yiyecekleri seviyorum. Pankekler, muffinler, böyle muffin yiyoruz. Hocam pancake ne demek hocam?
Pankek. Muffin ne demek hocam? Muffin böyle bir kek tarzı. Böyle şöyle oluyor. Şöyle şöyle fır 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 üstünde. Böyle kakaolu oluyor. Genelde meyveli olabilir. Böyle yiyorsun. Muffin zaten Türkçe'de muffin gitmiş. Yani bir bakkala girdiğinde selam aleyküm abi aleyküm selam. Bana bir tane muffin verir misin? Sen zaten sana uzatıyor. Bunlar birer tatlı yemek çeşidi diyoruz. The lemonade is too çok diyor. Çok ne olabilir? Ekşidir hocam. Evet çok ekşi. Zaten geriye başka kelime kalmadı. Tebrik ediyorum seni. Too and add some sugar. Biraz şeker ekle diyor. Şimdi sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım Tonguç, başarılar diliyorum.